bu güzel gün batımı eşliğinde. Ayalıklar var. Masamızı. Çay daha oturmamış. O zaman günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir yerde uyandım. Şimdi size vereyim. Burası. Çeşme'den Ovacık Halk Plajı olarak geçiyor. Şöyle kumsal. Biraz ileride 6-7 tane, belki biraz daha fazla karavancı arkadaşlar var. Dün bir tane çadır kuran da vardı burada. Şurada bir çadır kuran vardı. Su da gayet güzel gözüküyor. Birazdan küçük bir spor ve yüzmeyle günün açılışını yapacağız. Akşam biraz soğuk oluyor. O yüzden battaniyeyle yattım. Camları falan da kapattım. Haziran ayındayız ama yine de deniz kenarları biraz soğuk oluyor. Suyumuz kaynayınca çayı demliyoruz. Termosumuza koyuyoruz. Çay demlenince çayı da termosun içine ilave ediyoruz. Uzunca bir süre çayımız sıcak kalmış oluyor. Sonra çaydanlığı böyle kapatıp dinlenmeye başlıyoruz. Kumda biraz zor oluyor. Bunlar Tibet'in 5 hareketi diye geçiyor arkadaşlar. Yapmak isterseniz internette var. Bizim kanalımızda da var.
Çok huzurlu, güzel bir yer ya. Çay daha oturmamış. O zaman denize bir dalıp çıkalım. Sabah sporumuza devam edelim. Bakalım buranın denizi nasılmış. İnanılmaz. Biraz soğuk gibi ama çok da soğuk değil. Sabah 8 olmasına rağmen dışarısı da çok güzel. Çayımızı demleyelim. Bugün biraz farklı bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Bir tane yufkamız var. Yufkayı serdim buraya. İçine biraz et yumurtayı kırıyoruz. Daha sonra zor peynirimiz var. Yumurtamızı şöyle hafif yayalım. Zor peynirinden de bolca domatesimizi de kesiyoruz. Domatesleri de şöyle yerleştirelim. Karışık baharatımız var. Evet. Şimdi bu kenarından böyle kenarından da şöyle hatta biraz daha yapalım da taşmasın. Sonra şöyle bir de şöyle kapatıyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Kavurma tavası şeklinde. Küçük tüpümüzü yaktık. Sonra ters bir şekilde kapattık. Hazırladığımız bu kuzuyu sacımızın üzerine bıraktık. Şöyle hemen bir tarafı pişti. Ama önemli olan tabii yumurtanın pişmesi. Sanki pişiyor gibi. Şurada çok az bir dinlenme oldu ama kapıya da şöyle bir ip gerdim. Islak şortu oraya koydum. Mis gibi kurusun. Şöyle çengeller yaptım. Şöyle. Çamaşır ipi. Hiç şemsiye açmayacağım. Şimdilik en azından masamızı aracın şimdilik bu tarafı gölge. Kahvaltımız hazır. Yani oldu mu derseniz. Çok da olmadı gibi ama yine de denedik. Her şeyde olduğu gibi. Bunu da deneme yanılma yoluyla çözmeye çalışacağız. O zaman afiyet olsun.
Burası tam kafa dinlemelik. Çok sakin bir yer. Hafta sonu tabi kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Ama şu anda bir iki aile geldi yanıma. Günübirlik geldiler herhalde. Birkaç tane de genç var. Şöyle deniz gözüküyor mu? Sakin, huzur. Oh. Su biraz soğumuş mu ne? Güzel. Oh, ilk girince biraz soğuk oluyor tabii her zaman. Ama sonra alışıyor insan. Burada bir sürü çekme karavan var. Ama muhtemelen bırakıp gitmişler, hafta sonları falan geliyorlar galiba. Birkaç tane motokaravan var. Onlarda insanlar var, tatilciler var. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Evde böyle etli patatesli bir yemek şimdi sıçacağım. Yanında da salata var. Ve köy ekmeğim var. Biraz yürüyüş yapayım. Şu tarafta bir kayalıklar var. Gün batımına doğru. Hala güneş varken. Ama o kadar da yakmıyorken. Buralardan ATV'lerle turlar yapıyorlar. Gençler seviyor böyle kumlarda. Arazi taşıtlarıyla. Deniz çok güzel gözüküyor. Kayaların olduğu yere geldim. Kumda yürümek zor oluyor ama hem de antrenman oluyor.
Şöyle ağaçları çok seviyorum ya. İmkansız yerlerde çıkıyorlar. Ve mutlu mesut. Yaşıyorlar. Çok güzel şu karşılar. Evimize geldik. Komşularımız mangal yakıyor galiba. Bir tane minik dostumuz geldi tabi ateşin kokusuna ama pişirdiğimiz şey onun çok hoşuna gidecek bir şey değil. Evet. Tarıklar pişti. Minik mama verdim ama yemedim. Buralarda herhalde alışkın o mangal kemiklerini falan yemeye. O yüzden mamayı tercih etmedi. Hava biraz serinledi. Ben de karavanın içine kaçtım. Bu arada mısırlar da nar gibi kızardı. Hatta biraz fazla kızardı. O zaman akşam bir mısır keyfi yapalım. Bu güzel gün batımı eşliğinde Ovacı'ya veda edeceğim. İnsan buradan ayrılmak istemiyor. Deniz de çok güzel. Ama tabii her şeyin bir sonu var. Bundan sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ovacık Halk Plajı'ndan herkese iyi akşamlar.